Arşivler bu konuda çok zengin, biliniyor. Ama burada önemli olan hukuk ve adalet zemininde, siyasi zeminde bununla mücadele edecek altyapılardaki eksikliklerden dolayı geçmişteki arşivlere baktığımızda bunlar siyasetçi var, iş adamı var, e, kimi istiyorsan var yani yok diye bir şey yok. Bunlar arşivlerde belli ismen konuşmak istemiyorum çünkü bir kısmı rahmetli oldu, bir kısmı hayatta olanları da e, onlar... Ee, mahkum oldular. Ee, onlar ceza aldılar. İkinci televizyonda onlara ikinci bir ceza kesmek doğru bir şey değil. İnsan onları şereflerle ceza oynamak doğru bir şey değil. Ceza var mı bu isimler arasında acaba? Mutlaka vardır. Yani şimdi Türkiye'nin sana engelleyen, o günkü kullanılan e, istihbarat örgütlerinin kullandığı Türkiye'deki e, batı emperyalizmine tutsak edilmiş olan insanların kullandığı ve Türkiye'nin sanayi işmesini engelleyen 70 sente muhtaç kalan bir Türkiye'de bilinmiyor mu zannediyorsunuz? Her şey biliniyor. Ama burada önemli olan bir şey ifade etmek istiyorum. Mesela Norveç'te, İsveç'te, Norveç'te özellikle Oslo görüşmelerinden dolayı işte Hatice Yaşar kimdir? Adar Örgütü'nün kurucusu ve başkanıdır. Kim desteklemek Kiliseler Birliği o hükümet desteklemektedir. İktidar desteklemek istedi. Doğru da çıktı Peki geliyoruz İsveç'e. İsveç'te ne var? Koton kardeşlerin kurduğu Komal Rizgar Örgütü. Yok İzol'un İzol kurduğu, Kaya İzol'un kurduğu Kürdistan Federasyonu gibi bir sürü böyle tek tek isimler var. Bunlar oradaki güvenlik ateşleri tarafından hep kaleme alınmış, not edilmiş, ülkeye bildirilmişler. Ama burada önemli olan bunlarla mücadelede Türkiye'nin mücadele edilme Türkiye kapasitesinin olup olmadığı. Şimdi Arşivler burada şöyle bir şey var. Önce onu bir e, belirtelim. Hani bu tip iddialar geçmişte de vardı. Günümüzde de var aynı isimlerle. O da ayrı bir başlık tabii ki ama siyasetçi-mafya ilişkisi. Daha önce siyasetçi-polis-mafya üçgeni vardı. E, aslında bunlar uluslararası ayağı da olan e, durumlar ve geçmişte olduğu gibi sadece e, gündeme gelen suçlar üzerinden bir soruşturma ya da bir araştırma komisyonu geçmişte öyleydi. Şimdi o da yok da. E, yapılırsa e, ciddi bir sonuca varılamaz ve dolayısıyla ortaya çıkarılamadığı için daha da büyüyerek belki önümüzdeki dönemlerde, gelecekte yine karşımıza çıkıyor. Yani geçmişte susurlukla ilgili meclise yapılan araştırmalarda ciddi bir adım atılmadı o zaman. Onu mu anlıyoruz uluslararası ayakları tam olarak belirlenemeyince? O zaman onu şöyle açayım size. Yani e, sınır aşan suçlar, çıkar amaçlı suçlar, örgütlü suçlar, terör suçları ee, hayvan kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi e, uluslararası alanda e, alan bulan ve orada e, elemanları bulunan suçlar bakımda mücadele e, de bir takım eksiklikler var. Hatta yıllar içerisinde e, Türkiye bunu aşabilmek için e, 1990'lı yıllarda Palermo Sözleşmesi kapsamı içerisinde çıkar amaçlı suçlarla mücadele yasası 1999 yılında çıkarıldı ve bütün Bakanlık döneminde ortaya çıkan bütün e, değişik isimlerdeki kamuoyuna yansıyan suçlar o yasanın diye yetki çerçevesinde ortaya çıkarıldı. Yani bugün baktığınız zaman cinsel saldırı suçları bakımından halkı koruyan kollayan bir yasal altyapı var mı yok? Peki Türkiye'de e, şey bakımından e, e, baktığımızda uyuşturucu kaçakçılığı bakımından uyuşturucu kaçakçılığı işte naklediliyor, getiriliyor, pazarlanıyor. Üçlü kaçakçılığın bir kullanım alanı var. Türkiye içerisinde kullanım alanı. Bu konuda ne var? Baktın son zamanda yapılan değişiklikler. Bu kullanan bir sefer affediliyor. İkinci sefere kalandığı da ilk katlanarak ceza veriliyor. Almanya'da Hollanda olan bunu başka deniyor. Ama Türkiye'de geçmişte var olan şey bağımlılıkla ilgili bağımlı olan bir uyuşturucu kullanan bir tedavi görmesi lazım. Bu konuda tedavi eksikliği bakımından bir altyapı yok. Ya Aynı peki, şekilde e, e, Tabii ki söyledikleriniz ya burada, çok önem önemli. Değerli bilgiler. E, ama hani e, biraz Mansivom'un özelinden e, genel, geçmişten günümüze, Türkiye'de e, hiç gündemden düşmeyen, sürekli gündeme gelen e, mafya ve siyasetçi ilişkileri. Yani bu suçlar, mafya tarafından işlenen bu suçlar ee, nasıl oluyor da bir Siyasi karşılık bulup Siyasi ayağı e, ayağını uzuyor e, Ankara'ya uzuyor ve bu şekilde ortak bir yürüyüş sağlanıyor. Yani nasıl önlenemiyor bu? Neden mafya gibi yapılanmalar siyasetin içine bu kadar kolay sızabiliyor? Bunu biliyorsunuz. En doğru kim açıkladı? İsmini siz az önce söylemiştiniz. Ee, yani Körfez ülkelerinde hala ikamette tabi tutulan bir e, isim açıklamadı mı? Beni kullandılar, beni kullanma atmayın. E ben her türlü işlevi görevi yaptım diye ifade etmedi mi? Serhat Peker. Onun evet. bilmediği, evet, bilmediği bir takım bilgiler onun üzerinden servis edilmedi mi? Bugün bankadan içini boşaltılmasında Almanya'da Ziraat Bankası'nın neden el kondu kayım atandığı hiç düşündük mü? Neden Türkiye ne? bunun karşılığını veremiyor? Neden? Neden? Türk ben sorayım size. Siyaseti, Türk, Türk, siyaseti tutsak. Türk siyasetinin tutsaklığı bütün ülkeyi tutsak. Eğer siz yerel anlamında veya genel anlamdaki bir takım isimleri kamuoyuna mal olmuş, daha kamuoyuna mal olmayan bir takım mafyamsı sahip çıkarsanız, onlarla beraber isim çektirirseniz, fotoğraf verirseniz, onların şehir şehir gezerek siyaseti, siyaseti desteklemesi için onlara kolaylık sağlarsanız, o zaman siz legal anlamda, hukuk anlamında örgütü suçun delebe halindesiniz. Illegal anlamda da o sistemi de kullanan, zamanı gelince kullanmaya devam eden bir siyasi zihniyetsiniz. Şimdi böyle bir siyasi zihniyetin kazanımlarının yurt dışına taşıması, götürmesi, onunla beraber kazanım elde edenlerin zincir kopmasın diye büyük çaba içerisinde paralarını başta aktarması tesadüf mi zannediyorsun? Bütün Otoriter rejimlerde özellikle İngiliz istihbaratının kullandığı ülkeler bakımından değerlendirildiğinde oradaki soygun sisteminin halkın fakirleştirilmesi, yoksullaştırılması, soyulup sürdürtülmesi kimin iradesi, kimin talebi, kimin isteği küresel güçlerin isteği değil mi? Başka bir şey mi bu? Böylece ne yapılmak isteniyor? Otomatik olarak e, e, halk fakirleşiyor, yoksullaşıyor ve tek kişiye tabi kılınmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi onun bir parçası ve yansıması. Böyle olunca da elde edilen bütün kazanımlar nereye gidiyor? Klasik anlamdaki yurt dışındaki özellikle Yahudi sermayesinin yönettiği bankalara gidiyor. Diğer başka sermaye yönettikleri bankalara gidiyor. Ve böylece bütün kazanımlarınız kontrol altına girmiş oluyor. Bir şekilde dolar bazında e, belli güçlerin kontrolüne giriyor. Euro bazında da yine belli güçlerin kontrolüne giriyor böyle olunca siz o paraları kullanamazsınız hiçbir lider kullanamadı ne Saddam kullanabildi ne hala İran şahının dedi araştırılıyor ne Kaddafi kullanabildi ne Üstün Börek kullanamadı hiç kimse kullanamadı Kullandırtırmazlar. size ülkeyi soyup soyutururlar sizi kullanırlar ama siz bu paraları geri getirip kullanamazsınız yapamazsınız böyle bir şey bu Peki. gerçekleri görmekte büyük fayda var Peki Sizler, o zaman size başka örnek... çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Yani e, şimdi dediniz ki hani, Türk siya Türk siyaseti sıkışmış durumda yurt dışından kaynaklı olarak. E, şimdi bugüne kadar iddialarla ilgili çok ciddi iddialarda hiçbir adım atılmadı. Geçmişte en azından meclise soruşturma komisyonları oluşturulmuştu. Şimdi atılmıyor. Bunun nedeni e, sıkışmışlığı mı Türk siyasetinin e, Bunun bunu karşılığında e, halk nezdinde bir güvensizlik oluşmuyor mu? Bu, bu hiç mi ciddiye alınmıyor halkın tepkisi?